Hatay'ın Samandağ ilçesindeki K1 tipi kapalı ceza infaz kurumundan firar eden 6 hükümlüye yardımcı olduğu iddia edilen gardiyan gözaltına alındı. Hatay'da 6 hükümlü koruma memurunu yaralayarak cezaevinden firar ettiği olayla ilgili olarak firarilerin biri teslim olurken ikisi de güvenlik birimlerince yakalandı. Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattırdığı bildirilmişti. Konuyla ilgili olarak alınan bilgilere göre cezaevinden gece 3.45 sıralarında infaz koruma memurunu darp ederek çay ocağı penceresinden kaçan 6 hükümlüye para karşılığı yardım ettiği iddiasıyla adı açıklanmayan bir gardiyan gözaltına alındı. Sorgusu halen süren gardiyanın para karşılığında çay ocağı penceresini dışarıdaki demir korkulukları kesmesinde kullanmak üzere demir testereyi alarak firar eden hükümlülere verdiği ve hükümlülerin kaçması için olay anında cezaevinin elektrik şartellerini indirdiği ileri sürüldü. Firar eden hükümlülerin demir testere ile çay ocağı penceresinin demir parmaklıklarını kestikleri sırada görevli infaz koruma memurunu darp ederek etkisiz hale getirdikleri ve çay ocağı penceresinden kaçarak firar ettikleri öğrenildi. Hükümlülerin karanlıktan yararlanarak cezaevinden kaçtıkları ve sazlıkların arasından kaçarken nöbetçi askerin fark etmesi sonucu havaya ateş açtığı da belirtildi. İnfaz koruma memurunu darp edip ağır yaraladıktan sonra firar eden hükümlülerden RB'nin Antakya merkezdeki evinde, İT'nin ise Büyükkaraçay mevkisinde yapılan yol kontrolünde yakalandığı öğrenilirken, bu arada firarilerden İYÜ'nün ise kaçtıktan sonra pişman olarak teslim olduğu öğrenildi. Adi suçlardan hükümlü FK ve KA yakalanırken diğer firari EK'nın yakalanabilmesi için güvenlik güçleri arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan hükümlülerin kaçarken darp edip yaraladığı infaz koruma memuru Fayat Toy'un tedavi gördüğü Antakya Devlet Hastanesi'nde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.